Mutlu akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Diyanete soralım programıyla Diyanet TV ekranlarından sizleri selamlıyoruz. Hanelerinize hayırlar, bereketler diliyoruz efendim. Bugün yine programda her gün olduğu gibi bizleri bilgilendirecek olan kıymetli misafirimiz Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Muhterem hocam bugün yine merak ettiklerimiz sorunlarımıza çözümler inşallah, i̇nşallah bulacağız. Vesilenizle bilmediklerimizi de öğrenmiş i̇nşallah, olacağız efendim. İnşallah. Hemen bekletmeden sevgili izleyenlerimize ulaşım, iletişim yollarımızı aktaralım. Sonrasında ilk sorumuzla başlayalım. Sevgili izleyicilerimiz sizler bizlere 0312 alan koduyla 347 25 77 veya 347 25 78 numaralı telefonlardan canlı olarak katılabilir ve kıymetli hocamıza sorularınızı, dini konularla ilgili sorularınızın tamamını canlı olarak sorabilirsiniz. Yine bizlere elektronik posta yoluyla da diyanete soralım diyanet.gov.tr mail adresinden sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ve yine sosyal medya vasıtasıyla twitter slash soralım adresinden de sorularınızı almaktayız. İlk sorumuzla muhterem hocam hemen birlikteliğimize başlayalım. İzleyicimiz selam ediyor, saat afiyet diliyorlar. İki sorum var diyor izleyicimiz. E, bu sorulardan bir tanesi bugün abdest alırken fark ettim, abdestin alınması gereken sırasında hata yaptığımı, alınması gereke alınması sırasında hata yaptığımı. Yani ağız, burun, yüzü yıkadıktan sonra başı mesedip kulaklar ve enseyi mesetmiş olmama rağmen daha sonra kolları dirseklere kadar yıkadığımı fark ettim. Özellikle Yıkamadığı mı? Yıkamadığımı. Yıkadığımı diyor hocam. Sonra yıkamış yani. Hı. Yani önce yıkacağını sonra anladım, yıkamış. Anladım. Ee, bununla ilgili özellikle gusle ve abdeste mani olmuş olur mu? Böyle bir şey söylediler bana. Gusle ve abdeste manidir demişler böyle bir şey. Ee, söz konusu mudur? Demiş. Yaptığım ibadetler kabul olmuş mudur? Günaha girmiş miyimdir? Bu ilk soru. Hemen cevaplayalım muhterem hocam. Şimdi bu bismillahirrahmanirrahim. Anlaşılan o ki muhterem hocam bu arada hemen e, gusle de mani olur oldu demiş olduğuna göre demek ki banyoda bu abdest almış arkadaşımız. Olabilir doğru. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim. Şimdi bu abdest alırken e, abdestin farzları var. Evet. Hanefi mezhebinde bu dört tane. Nedir? E, eli dirseklere kadar yıkamak. Bak eli dirseklerle birlikte evet. yıkamak. Ağza su. O, o, farz değil o. Evet. Yüzü yıkamak. Başı mesh etmek ve ayakları yıkamak. Farzlar bunlar. Bu farzlar içerisinde Hanefi mezhebine göre niyet yok. Tertip yok. Muvalat yok. Ne demek muvalat? Peşi peşine. Evet, sırayla. Sırayla gelişti. yapmak. Bunları niye söyledim? Bazı mezheplerde bunlar da farz. Yani Hanefi mezhebinde farz değil ama mesela Şafii mezhebinde niyet farz. Evet. Tertip farz. Sırasıyla olacak. Sırasıyla olacak. Yani önce diyelim yüz yıkanacak. Ondan sonra işte baş yıkanacak şey kollar yıkanacak bile. Şimdi dolayısıyla bu arkadaşımızın yaptığı işte e, tertibe aykırı olarak şunu yaptığı anlaşılıyor. Başını önce meshetmiş. Zaten evet. kulaklara su vermek ve enseye mesh etmek farz vacip değil, sünnettir o. Sünnettir. Evet efendim. Yani şimdi buradan ne yapıyor? Kolları şeyden sonra yıkıyor. Yani yüzünden sonra kolları yıkayacağını efendim. Başını mesetmiş Baştan sonra da kolları Şimdi tekrar yıkamış. Şimdi bu tertip yitamış. nereden çıkıyor? Evet. Ayet-i kerime. Estavudu billah. İza kumtum ile salati fâsilû vucuhakum ve eydiyekum ilel merafiq. Namaza kalktığınız zaman Evet. E, ellerinizi yüzlerinizi yıkayınız. Elleriniz dirseklerinizi. Bak. Evet. E, yüzlerinizi yüzlerinizi yıkayınız. yıkayınız. Ellerinizi dirseklere evet. kadar yıkayınız. yıkayınız o dirseklere evet. kadar da e, o dirsekler girer mi girmez mi tartışması var ama bizde girer. Ve bir bi başınızı mesediniz ve erzüllekum ilel Kabe ayaklarınızı da topuklara kadar, topuklarla beraber yıkayınız. İkayırız. Bu ayeti i Kerime'deki sıralama olduğu için. Bundan dolayı işte Şafii mezhebinde bu tertip farzdır. Ama Hanefi mezhebinde farz değildir. Bu vatandaşımız ister Hanefi mezhebinde olsun, ister Şafii mezhebinde olsun abdestini almış. Evet efendim. Yani her ne kadar Şafi'ye göre sahih değilse de Hanefi'ye göre sahihtir. Dolayısıyla e, bunun namaz abdestinde bir sakınca yoktur. Bunun gusülden önceki abdest olması, sonrası olması veya başka zaman olması arasında fark yok. Abdest de abdesttir. Sahih'tir. Kıldığı ibadet kabul Allah kabul etsin inşallah. Peki sahihtir. efendim. Muhterem hocam bir izleyicimiz var. İkinci sorusuna sonra geçelim sevgili izleyenimizin. Erzurum'a uzanıyoruz. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz Erdal Bey. İyi akşamlar. Buyurunuz hayır Erdem Bey. E İyi akşamlar. Buyurun efendim. E Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hocama da selamün diyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim e, sorum şimdi böyle şarkı dinlemek böyle e, şeyle beraber şarkı dinlemek günah mıdır değil midir? Evet. Peki efendim. Farklı bir şimdi sorunuz var mıydı? Bir şey daha soracağım. Buyurunuz. Şimdi bu aralar e, peygamberimiz e, Mesela sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bazı şeyler e, çıkıyor. Evet. Yani hakaret evet. ve estağfurullah İçerikli gelin. vesaire filmler, yayınlar vesaire var. Evet efendim. Evet bununla ilgili yani bunu yapan kişiye karşı e, yani bu yapan kişiyi vurduğumuz zaman, öldürdüğümüz zaman acaba e, İslam'da bunun yeri nedir hocam? Peki efendim. E, Peki efendim ben onu sormak istiyorum. Peki, size. Erdal Bey iyi akşamlar diliyoruz, çok teşekkür ediyoruz, saygılar efendim. Erzurum'a selamlar dadaşlar diyarına. Tabii bir hassasiyet izleyicimizin hemen ilk sorusuyla başlayalım muhterem hocam. Şarkı ile ilgili olarak soruyor. Şimdi bizim kaynaklarımızda bir defa şunu söyleyeyim Peygamber Efendimiz zamanında şarkı söylenmiş. Tabi biz onu ilahi olarak söylüyoruz da. Mesela Mekke'den Medine'yi teşriflerinde Talal Bedru Aleyna min seniyyetil Veda diye evet, evet. def çalarak. Ay doğdu üzerimize. Diyor, evet, veda tepelerinden. Tepelerinde. Şimdi buna, bu şeyler yapılmış. Sonra e, bazı böyle e, şeylerde vesilelerle def çalındığı olmuş. Evet. Şarkı söylendiği olmuş. Şimdi e, kitaplarımızda bazı kayıtlar konuyor şarkıyla ilgili olarak. Bir, bir defa insanların e, şehevi hislerini kabartıcı türden olmaması lazım. Hmm. İki, hayatta olan bir kadını niteleyen, vasfeden olmaması lazım. Yani bir, Bu da önemli. bir evet. şarkı sözü var, İnsanların bildiği, hayattaki bir kadını tavsif ediyor. Böyle olmaması lazım. Efendim dine, mukaddesata, kutsallara e, aykırı olan, dil uzatan türden olmaması lazım. Bizim bazı şarkılarımızda tutuyor kadere, İsyan. Kız, i̇syan bağlıydı. ediyor, evet. kızıyor. Falan. E, bunlar hoş değil. E, bir de böyle nefse hitap edici olmaması lazım. E, bu, bunun dışında mesela boş vakit geçirme, lehib diyoruz ona. Yani işi gücü bırakıp bu işlerle uğraşmak da sakıncalı. Onun dışında bu musiki de şu var. E, amaç. Amaç. Yani o musikinin çalınış amacı, dinleniş amacı ve içeriği. Mesela bugün bizim şimdi ilahiler de var değil mi? E, i̇lahilerde de ilahi aşktan bahsedilir. Orada evet. da vardır aşk. Orada da vardır enstrüman. Evet. Müzikal. Ve, bir ve şey bugün yani. bu epey yayılmış. Yani evet. bu ilk çıktığı zaman acaba bu caiz mi değil mi diye tartışmalar oldu. Ama şimdi artık onlar kesildi. E, herkes bunu dinliyor. ilahileri, şeylerle beraber, enstrümanlarla beraber. Tabi ilahi öteden beri var zaten de enstrümanlarla beraber olup olmayacağı konusunda tartışmalar. Evet. Yani müzikle. Dolayısıyla bunu şöyle toparlayalım. Bir amaç önemlidir. Burada bir de içerik önemlidir. Peki. Böyle insanları coşturucu filan türden biraz sakıncalı olabilir ama yani şehvetine hitap edici. Böyle bir durum yoksa onda sakınca olmaz. Muhterem hocam ikincisi de bir hassasiyet. Bir Müslüman maalesef Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bazı densizler ülke genelinde, dünya genelinde hatta dünyayı karıştıracak çapta filmler hazırlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret içeren, onu çok küçük gösteren vesaire bazı densizlerin yapmış olduğu işler. Bunlarla ilgili diyor ki bu insanlara karşı bir efendim durumumuz olsa ne olur? Şimdi şöyle bir defa hiçbir sistemde ve hiçbir dinde Evet cezayı kişi vermez. Burası çok önemli altını çizmek cezayı lazım. Cezayı devlet verir. Yani bizim İslam'a göre de çeşitli suçlara çeşitli cezalar konulmuş. Kısas evet. vardır mesela Evet değil mi? kısas var doğru Kur'an-ı Kerim'de. Ama kısası hükmünü verme ve uygulama kimin yetkisindedir? Devletin yetkisindedir. Evet efendim. Yani bu adam Eda benim aracın. babamı öldürdü, ben de onu öldüreyim. Bunu yapamazsınız. Bu mahkeme olacak, ispat edilecek, hakim karar verecek. Ondan sonra devlet gerekeni yapacaktır. Şimdi bu bahsedilen film olayında evet. gerçekten dediğiniz gibi densizlik. E efendim bu e kutsala saygısızlık. Hangisi olursa yani olsun. Ne dersek yani. diyelim Dildiğiniz ama gibi. buna karşı Ferdi, evet. hatta bırak Ferdi'yi e, devlet toplumsal bile olsa devlet gücüyle olmayan tepkiler e, menfi sonuçlar doğuruyor. Ve sonra sonuçta bizim aleyhimize çıkıyor. Kesinlikle. Yani bir defa e, dünya medyası veya dünya medyasına hitap eden kanallar Müslümanların dostu yanında değil. Lehinde değiller ve ellerinde değil değiller. değiller. Yani. Aksine Müslümanların aleyhindeler. Evet efendim. E şimdi yeni şeyler de e, çıktı yani mesela New York metrosundaki bazı afişlerden bahsediliyor. Evet. Efendim. bunu haberlerde dinliyoruz. Yani ve buna dur demiyor insanlar. Ama tersi olsa yani Müslümanların aleyhine o afiş asanlar aleyhine afiş asmaya kalsa Müslümanlar kesinlikle izin vermezler. Böyle bir ortamdayız. Yani biz böyle fevri hareketlerle yanlış hareketlerle haklı iken haksız duruma düşeriz. Düşebiliriz. Onun için ha bizim ona karşı yapacağımız şey nedir? Lanetlemektir. Telin etmek, buz etmek. Lanetlemektir. Peygamber Efendimiz hadisi evet, var. Efendim. Bak. Evet. Bir kötülük görürseniz men ra'a munkun fe yughyiru bi yedi. Sizden kimse bir kötülük gördü mü? Onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin, değiştirmeye çalışsın. Evet, ona da gücü yetmiyorsa kalben buuz etsin. Bu da imanın en zayıf tarafıdır diyor hadiste. Şimdi bunu alimlerimiz açıklarken bu hadisi e, ki ona hadislerin açıklanmasına bir şerh diyoruz, şerh ederken. Şerh düşüyorlar. Evet. Şerh ederken. Diyorlar ki kötülüğe elle mani olmak devletin, otoritenin devletin görevi. İnsanlar kötülüğe ellerle mani olamazlar. O zaman kargaşa çıkar. çıkar anarşi olur. Evet. evet. Dille mani olmak ulemanın görevi. Çünkü onun bir yolu var, yöntemi var, usulü var. Yani bilmeyen adam dille mani olmaya kalkarsa hani bizim bir halk deyimi var ya kaç e, kaş yapacağım derken göz çıkarır. Allah muhafaza. Ha, o zaman ulema ve devletin dışındaki insanların yapacağı şey lanetlemek. Evet. Kalben buz etmek diyor. Yani biz buradaki insanlar onu yapabilir. Münferit bir vaka yani İslam alemine mal edilebilir. Bu, bu, bu soruyu soran vatandaşın evet. şimdi uçağı atlayıp gidip de oradaki insanı şey yapmayacak evet. haliyle ama öyle düşünceler de hoş değil ve böyle dillendirmek de Kızım kamuoyu değil. önünde hoş değil. Hay olacak. hay efendim. Evet, bu bir hassasiyettir. Netice olarak buna benzer hassasiyetler var ve hocamızda münferit bir vaka tüm İslam alemine mal olacağı için bu tür şeylerden uzak durulmalı ve devlet efendim, lehinde, devletin düzeyinde bu işlerin olması gerektiğini. Zaten e, bu noktada gerek Sayın Başbakan'ın gerekse bu ülke noktasında Diyanet İşleri Başkanı'nın vesaire adımları var. Adımlar atılmakta inşallah çözülecektir. Şanlıurfa'ya selam verelim muhterem hocam. Efendim Peygamberler Diyarı Şanlıurfa. Necla Hanım bizleri bekliyorlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Hoş bulduk. Buyurunuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, ben diyecektim ki kurşun helal mıdır, değil midir? Gusül. Ya. Yok yok, gusül Hayır. değil. Kursun. Kurşun, kurşun. Kurşun dökmek. Hı -hı. Peki efendim. Evet, yani Allah'a şirk koşmak olur mu, olmaz mı onu merak ediyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İyi Bir akşamlar. De... Buyurunuz. Kırmızı giymek e, günah mıdır Hanefi mezhebine göre? Kadın için mi efendim? Evet. Kadın için de erkek için. de ikisi için. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Saygılar. Çok sağ olun. Efendim kurşun dökmek hocam hani ben gusül gibi anladım. Kurşun dökmek böyle bir tabir. Aslında bu bir gelenek gibi de kalmış bu, geçmişte. Bu maalesef bizim Anadolu'da zannediyorum eski fetiş eski inançlardan kalma bir şey. Evet. İslam'la hiçbir alakası yok. Yani işte buna nazar mı olmuş olmamış mı güya bunu şey için bir defa Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. La ya'lemul gaybe illallah. Bilallah. Bu ayet sabit. Gayb nedir? İlerideki olacak olan gayb olduğu gibi e, bizim bir gö gözümüzün, gözlemimizin dışında olanlar da gayiptir. Akledemediğimiz, fehmedemediğimiz, algılayamadığımız o da gayiptir. Ve bunlar Allah'tan başka kimse bilmez. Ha şimdi e, bu hele bir de güç açısından yani bir şeylerden medet umma açısından Güç Allah Allah'a ait başka yok Bunun dışında bizim diğer yaptıklarımız vesile insanların yaptıkları Bu cansız şeyler de vesile de olamazlar yani bir taş bir kurşun, bir ağaç ne vesilesi olacak ne, ne gelecek onun elinde ama insan bir şey yapar vesile olur Allah yaratır e bu cansız varlıkların vesile olma yönü de yok öyle bir imkanları da yok Dolayısıyla bu kesinlikle dinde yeri olmayan bir şeydir. Ama şirke girer mi diyor hanımefendi? Buraya dikkat etmek yani, lazım. doğrusu hani bu şirk bu küfür bu bilmem ne desek memlekette Müslüman kalmaz o zaman. E tabii bu inanç öyle yok zaten. Yani bu işi yapan insanların öyle bir inancı yok ve bu yapanlar genelde bunun da bilmiyorlar. Bidat yani. Bidat ya bidat da değil. Niye bidat nedir? Sonradan sokulmuş. Doğru. Dinde yok e, yani. Din, Doğru. Yani ibadetle Peki. ilgili olur bidat. Peki efendim. Yani eskiden olup da sonradan şeydi. Ama bunu yapan kişi eğer bunu ibadet falan zannediyorsa o zaman bidate girer. Yani bu caiz değildir, günahtır. Ama insanı dinden çıkarır demek de veya şirk demek de pek kolay bir iş değil o. Orada diyemeyiz, değildir yani. Peki efendim. Kırmızı giymek. Kırmızı giymek e, mezhep noktasında da tabii sordu. Hanefi mezhebine göre. Yok beri. şimdi daha önce de ben bir şey yapmıştım. Bu efendim. Bir yer geldi de söyledim. Dinimizde örtünme var. ...giyinmenin türü yok. Bu tamamen örfidir. Türü yok derken hocam? Ya yani. tür rengi, şekli... yani şöyle, Bir tek kumaşa yönelik... ...ipekle ilgili herhalde. Ya, ya Tabii var. O, o erkeklerle pek. ilgili ipek var. Hani o, Şimdi örtülecek yerler belli... ...kadınlarda, evet. erkeklerde. Buraları örttüğün zaman... E, ...hangi tür kıyafetle örtersen ört... ...hangi renk kıyafetle örtersen ört... ...bunun bir sakıncası yok ama dediğim gibi... ...erkeklerde ipek caiz değil. Çünkü Peygamber Efendimiz onu yasak ediyor... Evet. Hazanî halalani lianûsu ümmeti ve haramani li zukuru ümmeti diyor. Bir eline altın almış, bir eline ipek. Benim e, ümmetimin Bunlar erkeklerine, erkeklerine haram, evet. kadınlarına helaldir. helal diyor. Onun için ipek caiz değil erkeklere. Ha şimdi kırmızıydı, yeşildi, bilmem neydi. Onlar şey yok bir. Dinde bir yeri ve dinle de alakası yok onun. Bu biraz daha Anadolu geneliğinde işte genç kızlar genelde açık renkler giyerler. Şey, evlendikten sonra biraz daha siyah vesaire renkler giyerler. Böyle şeyler. Zaten bazı yerlerde var. kırmızı giyen ayıplanır. Bazı yerlerde kırmızı giyen hani kırmızı, kırmızı olsun da beş kuruş fazla olsun filan der bazı evet, yerlerde. Yani. Bu, bu Tamamen örfü bir şey, yöresel bir şey. Peki böyle bir şey de yok sevgili izleyicimize buradan da ifade etmiş olalım. Muhterem hocam, e, yine izleyicimize döndüğümüzde ilk soruyu soran bir izleyicimiz vardı. Onun bir de ikinci sorusu var. Bir anne e, diyor ki Efendim iki yaşına çocuğum girdi diyor bebek. Sütten kesmeye çalıştım. E, olmadı. Sütten kestim. Dolayısıyla da diyor e, işte süt birikti. E, bunu da diyor pompa aldım sağdım ve mutfak lavabosundan döktüm. Ama bana dediler ki diyor büyük yanlış yaptın. Hata ettin. Günah işledin. Bunu bir ağacın köküne dökmek gerekiyordu. Günaha girdin dediler efendim. Yani bu şundan dolayı olan bir şey. Günah olmaz o. Yalnız şöyle bir şey var bir insanlardan e, ayrılan parçalar yani bu saç olabilir, tırnak olabilir, kıl olabilir. Bu tip parçaların bir ulu orta atılmaması için gömülmesi gömülmesi tavsiye ediliyor kitaplarımızda ki bu ulu orta atıldığı zaman hem saygısızlık olur hem de belki başkalarına zarar verir. Mesela bir tırnak bir insanın gözüne gitse gözü çıkarır. Kestiği, kesilen bir tırnak değil mi? Allah korusun. Onun için bu insanlardan dediğim gibi ayrılan, çıkar, e, ayrılan parçaların gömülmesi esastır. Öyle kitaplarımıza geçmiş ama bunlar gömülmeyip de başka türlü bir e, itlaf edilse, kimseye zarar vermeyecek şekilde itlaf edilse bunun bir sakıncası olmaz. Bir de şu belki bu insandan ayrıldığı için işte insan mükerrem bir varlıktır. Dolayısıyla ondan ayrılan parçanın böyle, müptezel bir şekilde çöpe müpe atılması uygun değildir şeklinde düşünülebilir. Ama bunlar tamamen şeydir. Bir yani haram veya helal noktasında olan bir şey değildir. Eee adab değil açısındandır. Evet efendim. Bu Hanımefendi'nin o söylediği sütün lavaboya dökülmesi de aynı bu tür bir şeydir. Yani günah olmaz. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Niye uzanıyoruz? Ali Bahadır hattımızda hoş geldiniz iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selam. Buyurunuz. Hocam benim iki sorum olacaktı peş peşe. Buyurun efendim. Bir Ben trafik kazası yaptım. Otobanda giderken arkamdan dört kişi sağ olun Allah razı olsun. Arkamdan araç çarptı. kamyondan gidiyordum şoförüm. Dört e, kişi öldü. Bundan vicdanen rahatsızım. Kanunla hiçbir suçum yok ama vicdanen rahatsızım. Bir hocamdan onu öğreneyim dedim. Arkadan Gidelim. vurdular, arkadan vurdular değil mi size? Evet hocam. Hı. Siz, siz vurmadınız, onlar vurdu. Evet, evet. Otobanda giderken arkamdan geldi, vurdular. Tamam. Kanunen hiçbir suç e, vermediler bana, ama Hı. ben e, insan olarak vicdanen çok üzülüyorum. Evet, Hale insan. Mutlaka, mutlaka, mutlaka tabii üzülür insan. Evet. Bir de, e, bir de benim hakkımı e, kanunla başkasına yedirenlerden. Ee, ne gibi şey edebilirim? Bilerek şey, veya bilmeyerek. Ne, ne demek bu? Bunu bir açabilir misin? Şimdi bunu aç, açabilmem için ben aynı zamanda e, tarımsal e, işiyle uğraşıyorum. Evet. Enerjide sayaçlar fazla döndü deniliyor bir ceza işlem. Eksik döndü deniliyor e, bir ceza işlem. Bilmem sayacın mekanikmiş diyor bir ceza işlem. İtiraz ediyorsun buna bir şey de olmuyor. Yani bundan kimi şey edecek peki efendim çok Ol, teşekkür ediyoruz Ali Bey İyi akşamlar çok, diliyoruz çok olun, selamlar. saygılar abi. efendim çok sağ olun efendim ilki her insanda belki olması gereken bir duygu ki duygunun da belki çok üstünde bir şey bir muhasebe yaşıyorum diyor İç dünyamda rahatsızlık duyuyorum her ne kadar benim bu olayda bir dahilim olmasa da arka taraftan bana çarptılar maalesef orada dört insan hayatını kaybetti ben de bundan üzülüyorum ama devlet mahkemede vesairede kendisine Yüzde mahkumiyet Yüzde vermemiş. Şimdi e, bir başkasının öldürme diyelim birkaç yolla olur. Bir kasten taammüden öldürme evet vardır. Buna amt deriz biz. Amden deriz. Taammüden. Zaten Türkçe'de oh. de kullanılmış taammüden. Bunun fıkıhtaki ismi amden. Katli amttır. Kasti olarak. Kasti olarak demek. ama öldürücü aletle. Hmm. Silahla buyla silahla evet. İkincisi şibi Yani amde benzeyen. Kast kasıtlı öldürmeye, tam birden öldürmeye benzeyen. O da öldürme maksadıyla ama şeyle. E, dayak vesaire. Heh. Yani şeyle değil. Silahla olur, değil pek. de başka konu. Kavga yolu, evet. Üç, hata. Bunlar açıklamak neyse uzun sürecek. Hay hay efendim. Cari mezel hata bir de tesebbüp. Beş. Şimdi bu e, arkadaşımız Hiçbir şekilde bu öldürmelerde bunların içine girmiyor. Ben özellikle sordum arkadan mı vurdular, evet. siz mi vurdunuz? Çünkü bu mesela insan trafik kazasında hatayla öldürebilir. Yani hatayla öldürme nedir? Sen düşmana silah atarsın ama o ne yapar? Ee, bir, 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 bir Bir, ha, bir e, düşman olmayan yani savaşta birine isabet eder. Veya sen ava silah atarsın o bir insana isabet eder. Hata ile öldürme bu. Şimdi burada hata yok. Niye? Çünkü bu gidiyor normal yolunda. Zaten hukuk da bunu böyle tespit etmiş. Arkadan gelmiş bunu biri vurmuş. Allah Muhtemelen uyumuş olabilir ve artık onu biz bilemiyoruz. Şimdi eğer bunun hatası olsaydı, öldürme bunun eliyle olsa ve ile olsaydı o zaman diyet dediğimiz bir cezası vardı bunun. Yani İslam fıkhında. Ki o da bugün hukukta zaten kan bedeli falan diye takdir ediliyor. Tabi Oranlar, miktarlar farklı olabilir ama fıkıhta onun ayrı bir şeyi var. Ama devlete de bu geçmiş kanunda var. Devlete yani. tabi evet. oradan geçmiş değil ama ya bu zaten akl selimin gerektirdiği bir şey, bir şey yani. Yani evet. mağdurun ailesine bir şey olma. Şimdi bunu hata olmadığı için bu diyet de gerekmiyor. Dolayısıyla bu arkadaşın şey yapmasına, böyle üzülmesine gerek yok. Hatta şu var bakın, mesela bir insan kendi bahçesine bir kuyu katsa, bahçesine bahçesine kuyu kazsa. Ve biri gelip oraya düşse bu adamın suçu yok. Kuyu kazan kişinin suçu yok. Ha, bir kimse yola bir kuyu kazsa biri gelip oraya düşse o zaman bu suçlu. Sebebiyet veriyor ölüme. Ama bir kimse bir yola yani kazamayacağı bir yere e, kuyu kazsa ve birisi birini itelese oraya düşürse iteleyendir suçlu olan bu sefer. Yani açık şi yani hocam. Ha, açık. Şimdi şu olsaydı Mesela bu diyelim ki park edilmeyecek bir yere park etseydi. Ana yolda. Ve bu vaziyette ve tedbiri almasaydı. Arkadan gelip birisi vursaydı. Allah ha, Allah yolun ortasına, ortasına kuyu kalıp şuşa benzetirdik bunu. Ama bunda öyle bir şey yok. Normal yolunda seyrediyor ki hakkıdır o. Birisi gelip çarpıyor. Dolayısıyla bu arkadaşın e, vicdan azabı duymasına gerek yok. Ama onun vicdan azabı duyması da bir tabi insani hassasiyettir. O bakımda kutlamaktır lazım. İkinci sorusunda benim hakkımı yeme diyor. Tabii burada verdiği misallerden ve bu karşısında bir şey olduğu anlaşılıyor. Resmi kurum ve evet. en azından yer resmi bir kurum. İşte elektrik saati niye az döndü, enerji niye çok döndü falan gibi. Tabi biz burada kim haklı kim haksız bilemeyiz. Ama kendisine bir haksızlık yapılmışsa e onun hatası haksızlık yapanadır haliyle. E, dolayısıyla biz buna ha o haksızdır sen şöyle yap diyecek halimiz yok. Peki. Efendim Ankara'ya dönüyoruz. Ee, Yağmur Yıldırım Bey Hoş geldiniz Yağmur Bey. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Efendim ben, e, sakın yanlış anlaşılmasın, Ustav. devletimi, diyanetimi, ülkemi söz söyletmeyen bir insanım. Ama şimdi mevsim haç mevsimi. Evet. E, hacılarımız Allah kabul etsin, o kutsal topraklara gidiyorlar, gitmek Aynen. üzereler. Gidenler de oldu, gidenler gidecekler de var. Evet şimdi şöyle ki hepimize birer haç rehberi e, diyanetimiz veriyor. Evet. bunlardaki yazan kurallar e, irhamlıyken cezaları var. E, şimdi şöyle ki müjdelefede kalınmıyor son zamanlarda. E, irhamlı olarak da. Evet. Ve e, bayram namazı beklenmeden e, irhamdan çıkartılıyor. Kurbanlar kesilmeden. Evet. E, bunlar için bir ceza e, gerekiyor mu gerekmiyor mu lütfen evet. yani kimse yanlış anlamasın. Yok ben sıkıntı bunu yok bir şey sıkıntı olurum. yok efendim biz burada yanlışlara çözüm olmak için kıymetli hocamız bizim misafirimiz. Hayır e, şimdi art niyetli kuruluşlar var benim hayır, bu sorumda e, bir mana çıkartabilirler. Hiç Onun sıkıntı yok muhterem hocamız bunu en güzel şekilde cevaplayacaktır. Farklı İnşallah, bir sorunuz var Allah ya Allah mı Yalmı Bey? Allah doğruları nasip eylesin. İyi, i̇yi akşamlar diliyoruz saygılarla. İyi akşamlar efendim. Çok sağ olun. Evet muhterem hocam. E, bu tür e, uygulamalar var. Uygulamaya dönük e, şeyleri sordu. Bununla ilgili muhterem hocamız açıklarsa бүrünü. Teşekkür de. ediyorum. Yani böyle e, içinden çok ki var, çok Bu, bu, bu etmektense evet. bunu öğrenmek. Sonra başka da aynı e, şeyde olanlar vardı, düşünceye kapılanlar vardı. Hay, hay Tabii bizim e, gerek fıkıh kitaplarımızda, gerekse hacılara dağıttığımız haç rehberi, hac hallerinde, e, normal şartlarda olması gerekenler yazar ve ağırlıklı olarak Hanefi mezhebinin görüşüyle göre çünkü çoğunluk Hanefi olduğu için ama diğer mezheplere de işaret edilir. Evet efendim. Şimdi Haç'ta ki uygulama Peygamber Efendimizin e, uygulaması esas alınmıştır. Genel budur. Huzu anni menasik buyurmuş Peygamberimiz. Yani hacca ait menasikinizi, fiillerinizi benden, benden öğrenin. Şimdi Peygamber Efendimiz ne yapmış bakın. Şimdi ben önce onu bir özetleyeyim. Buyurun efendim lütfen. Ha. Şimdi terbiye günü. Yani e, Arafat'tan bir gün önce çıkmış Mekke'de Mina'ya gitmiş. Mina'ya gitmiş. Orada geceyi geçirmiş. Oradan Arafat'a çıkmış. Hayır, Arafa evet. günü sabahleyin. Arafat vakfesini yapmış. Akşam güneş battıktan sonra Mina şey Müzdelife'ye doğru ye. gelmiş. Evet. Ha Müzdelife'ye geldikten sonra çobanlara çobanlara efendim pardon affedersiniz bazı yaşlı hanımları ve kilolu hanımları müzelifede bekletmeden mina'ya göndermiş. Anlatabildim mi? Hmm, müzelifede evet, bekletmeden evet. mina'ya göndermiş. Normalde bekleniyor. Ha, bekleniyor. Ama rahatsız ama kendisi, olanları göndermiş. Ama kendisi peki. sabaha kadar orada kalmış. Sabah namazını kılmış. Ondan sonra mina'ya gitmiş. Ha, mine'ye vardıktan sonra Şeytan taşlamış Akabe Cemresi derildi bir büyük şeytan. Evet. Akabe cemresini taşlamış, kurban kesmiş, tıraş olmuş, Mekke'ye gitmiş, ziyaret tavafını yapmış. Peygamber Efendimizin uygulaması yani, bu. Kurban kesmiş, tıraş olmuş dediğimizde zaten. Ha, on, ondan sonra şimdi ama beyefendi sorusu farklı. Peki. Ondan sonra Mekkeden geri dönmüş, Mina'da üç gece kalmış. Tamam. Şimdi bu hareketlerden hangisi farz? İki tane farz var. Bir, Arafat vakfesi. Vakfe. El haccu Araf diyor kendisi. Vakfeden ibarettir. Vakfe. He? Bir de e, tavaf, ziyaret tavaf. Bu ikisi farz. Ha, bunun dışındakilerde, bunda bütün mezhepler müttefik. tab bunun dışında mesela say, Hanefi mezhebine göre vacip ama diğer mezheplere göre farz. Orada farklı görüşler var. E, demek ki söylediklerim var ya, yani müzdelife olayı, mina olayı, Efendim durması, e, beklemesi veya yaşlılara yardım etmesi, evet. Bu, bu, bu şey tıraş olma, Bunlar vacip sünnet. Böyle gidip şey geliyor şeyde. Görüşler arasında. Ve bunların vakitleriyle ilgili olarak farklı görüşler var. Şimdi Hanefiler Peygamber Efendimiz'in sabah namazına kadar Mekke'de kalışını, işte affedersiniz, Müzdelife'de de kalışını esas alarak diyorlar ki Müzdelife vakfesi e, sabahleyin olur. Yani sabah namazı de kılınır. Ha, şunu söyleyeyim, vaciptir Müzdarife Vakfı'sı. Şimdi bak Hanefiler böyle diyor. Yani gecelerler ve sabahı da orada kılıp orada devam vakf ederler. Evet. Şafilerle, Hanbeliler diyor ki gece yarısından itibaren, hmm. yani gece yaralandı mı artık Müzdelife'den Mine'ye geçilebilir diyorlar. Çünkü o gece geçtikten sonraki kısım ertesi gün, olarak kabul ediliyor. Yani uçak sırtı diyor. He Zehirli 10. günü diye. Evet kabul edilmiş oluyor. Maliki mezhebi demin ki söylediğim, demek ki söylediğim o Peygamber Efendimizin yaşlı, kilolu, rahatsız olan Usağı kişileri önceden gönderdi ya. Evet. Biraz da bunu dikkate alarak demişler ki güneş battıktan sonra çünkü Peygamber Efendimiz o insanları gece yarısından önce göndermiş. Zul olmasın diye, eziyet olmasın. Evet efendim. Güneş battıktan sonra bir hayvanı, ki o günkü hayvan deve, deveyi yıkıp yükletecek kadar bir zaman Müzdelife'de kalındı mı, artık Müzdelife Vakfesi yerine gelmiş olur diyor. Hmm. Şimdi yani bu şekilde üç tane görüş var. Görüşün biri, akşam, güneş battıktan önce de olsa olabilir, evet. güneş battıktan sonra, yani biri gece yarısı. yarısından önce. Görüşün ikisi, gece yarısı. Daha i̇msak itibaren. diyebiliriz şu an. imsak daha sonra. Canım. Daha sonra, peki. Ha, üçüncüsü, Hanefiler öyle diyor, sabah fecir vakti. Namazı Şimdi, kılmak zorunda. Ha, orada Hanefiler. namazı, orada kalacak. Peki. Şimdi, ve bu vacip Hanefilerde. Şu bir vakıa ki, bugün o haç edilen mekanlar belli. Hac edilen mekanlar belli. Evet, Ama evet. haç eden insanlar sürekli çoğalıyor. Yani Peygamberimiz, biz şey yaparız, 114 bin sahabeye hitap etti diyoruz değil mi? Evet. Beda hacı, Beda Veda hacı. Veda, Şimdi 4 milyon insan var orada. Aynı anda. Aynı anda. Bu dört milyon insan aynı gün Arafat'ta, aynı gece Müzdelife'de ve ondan sonra da Mina'da. Şimdi o vadi belli. Ve bizim Türklere ayrılan alan o Müzdelife şeyinde, bölgesinde e, tüm sıkıştırsak insanları 20 bin kişiye almaz. Ama yüz binin üzerinde insanımız gidiyor oraya. Yani biz ki e, Diyanet, işte Türkiye'den gidenler var, Avrupa'dan gelenler var. E, yani bu yüz bini buluyor. E, bazen işte bir ek kontenjan geliyor, daha artıyor. Yani biz o insanlarımızın hepsini Müzdelifedeki o bize ayrılan yere koysak. aynı anda, aynı anda ve sabaha kadar burada kalacaksınız desek Allah muhafaza, hiç mümkün değil tek ayak üstünde duramaz o insanlar. Büyük bir izdihama sebep olur. Yani bırak oturmayı, bırak uzanıp istirahat etmeyi, ayak üstü duramazlar. Almaz. Şimdi mecburen ne yapıyorsun? Şimdi Peygamber Efendimiz o yaşlıları, hastaları niye gönderdi erkenden? Sıkıntı vardı. Burada da var sıkıntı. Buna istinaden ha belli bir süre oradaki Arafat'tan Müzdelife'ye geliş durumuna ve o Müzdelife alanındaki yığılmaya göre Kalabalığa. belli süre orada tutuluyor hacılarımız. Hmm. Orada akşam ve yatsı namazlarını cemi tehirle kılıyorlar. Dualarını yapıyorlar. Ha şimdi bunlardan bir kısmı gece yarısından önce Maliki pek biraz az önce Maliki mezhebine göre, göre sayı oluyor. Hareket ediyor. Bir kısmı gece yarısından sonra. Tamam. Ha öbür tarafta İmam dileyen Şahriye de mi? dileyen yani orada boş kalınca dileyen mesela şirketlerle falan hiçbir işte Diyanet'in onlara müdahalesi olmuyor zaten. Onlardan isteyen de sabaha kadar orada kalabiliyor. Yani bu Müzdelife Vakfesi'nde bu var. Şimdi bir defa orada bir bu üçü de üç uygulama da dindedir. Tabii canım. Sabittir. Şimdi biz, biz Maliki mezhebi yanlıştır mı diyeceğiz? Haşa. Ha. Onlar da Müslüman, onlar Peki da yani. hak mezhep. Peki. Şimdi ben e, 19, 2008'de Hacım da böyle çok büyük bir teşkilatın Avrupa'daki büyük bir teşkilatın başındaki zatla görüştük Mekke'de. Benim de öğrencim. Evet. Dedi ki hocam tek mezhebe göre bugün hac etmek mümkün değil. Yani ben Hanefi'yim. Hanefi'ye göre hac edeceğim desen yapamazsın mümkün değil. Hatta iki mezhebe göre mümkün değil diyor. Yani biz mecburen ne yapıyoruz orada? ruhsatlardan, mezheplerin iştihatlarından istifade ediyoruz. Ve Peygamber Efendimizin ihtilafu ümmeti rahmetun ümmetimin ihtilafında rahmet, rahmet vardır. Onu orada en güzel şekilde görüyoruz. İyi ki böyle ihtilaf etmişler. Evet. Yoksa tek görüşte birleşselerdi gerçekten işin içinden çıkamazdık. Bu bir. Evet. Müzelfi olay bu. Evet efendim. Şeytan taşlama meselesi. Şimdi bir kimsenin tıraş olabilmesi için Hanefi mezhebine göre üç şey var bir şeytan taşlama, iki kurban kesme, üç tıraş olma, İhramdan çıkmak için buna birinci tahallül denir ilk tahallül ve tahallül bu, nedir? hocam? Tahallül ihramdan çıkmak demek. Evet. Şimdi ihram haram kılmak kendine bazı şeyleri evet. tahallül de helal kılmak. Peki. Helale dönüşmesi. İhramdan çıkmak için bu üç şey gerekli. Ya yani birinci ama, birinci, bir, bir de i̇hram. ikinci var. Evet. O ziyaret tavafını yaptıktan sonra Peki. ancak bundan. Asıl çıkıyor. ihram o. As yani şöyle elbise giyme gibi. Aferin Cinsel ilişkinin dışındaki tüm ihram yasakları birinci ihramdan çıkmayla kalkıyor. Kalkıyor. Sadece o kalıyor. O ikinci ihramda. İhramdan ki o da ziyaret sonra soruluyor. Ondan sonra sefer. Şimdi bu şeyde bu şey kurban veren birinci günü yapılacak olan bizim işlerimizden bu şeytan taşlama var. Tamam. Kurban kesme var. Tıraş olma. tıraş olma var. Şimdi bu sıra İmam-ı Azama göre vaciptir. Bu sıra Bayramın birinci günü. Birinci gün önce İmam-ı Azama göre önce şeytan taşlayacaksın. Ondan sonra kurban keseceksin. Ondan sonra da tıraş olacaksın. Bu sıra vaciptir. Bu sıraya uymak zorundasın. Aksi halde ceza verirsin. Bu kitaplarımızda yazar bu. Birinci ihramdan bahsediyoruz. Birinci altını çizelim bir ve yanlış iram. anlaşılmasın. Ama evet. İmam Ebu Yusuf'a göre ve İmam Muhammed'e göre Hanefilerde. Ama onlar da Hanefi, Hanefi imamlar. Hatta ve diğer mezheplerde de benim yanlış hatırlamıyorsam. Bu sıra sünnettir. Hmm. Bu sıra sünnettir. Yani bir kimse uyabilirse iyi uysun keşke. Çünkü Peygamberimiz böyle yapmış gerçekten. Uymazsa? Peygamber böyle yapmış hmm. ama illa bunu böyle yapın diye de bir kayıt koymamış. Kendi yapmış ama. Dolayısıyla bunu bu İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed bunun sünnet olduğu görüşüne varmışlar. Evet, evet. Ve uyabilirsen uy. uyamazsan eğer o zaman bunun bir cezası yok. Yani diyelim ki sen şeytanı taşladın ama kurban kesmeden tıraş oldu. Ha yani bunun bir cezası yok. Ama sünneti terk etmiş olursun. Mümkün mü hocam? Yani nitekim bu tür vakalar yani. Mümkün şöyle mümkün ertesi güne kalırsın. Yani çünkü orada Evet. E, bir gün konaklama yani milyonlarca yani. milyonlarca kurban kesiliyor. Evet efendim. Ve bu kurbanı genelde bir organizasyon kesiyor. Yani insanlar kendileri gidip de orada kesemezler zaten. Mümkün değil. Ee, şimdi bazı orada işte kurban keserim diye şey yaplar çıkıyor onlar. Ee, onlara veriyorlar. Tabi onlar ne kadar kesiyor ne kadar kesmiyor onu ben bilemem. Ama bir 2006 yılında böyle bir iş, olay yaşandı. Birisi kurban kesmek için milletten para toplamış. Kurban veren birinci günü dükkanı kapatıp kaçtı. Allah yardım etsin. Bin kişi falan vardı bu Var. durumda olan. Var. Epey zaten tantanası da oldu onun şeyde. Bizim buralarda da tantanası oldu i̇nsanlarımız bu halde duruma düşmemek için genelde İslam Bankası'nın organize ettiği ki resmi. resmi. Yani o İslam Bankası topluyor paraları. Bizim elemanlarımız gidiyor oraya. Yani bizim Hac Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, orada bir görevli şeyi var, ekibi var. Onlar mezbahaneye gidiyorlar. Bizim e, hacılarımızın kaç tane kurbanı var? 60 bin tane kurbanı var mesela. Orada 60 bin kurban kestiriyorlar. Ama Hı. o 60 bin kurbanı keserken hepsi öğleye kadar kesilmiyor. Evet efendim. İkindiye kadar kesilmiyor. Gece yarısına kadar kaldı oluyor belki. Ee, ertesi o, güne. E, 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 ya yani pek ertesi çok güne değil kaldı. Ama ben mı? şey olabilir de yani Peki. sonuçta. Ama e, ben sabahleyin tıraş oldum hemen İran'dan çıkayım. E, şart değil o bekle. Peki efendim. Bekle. Ha. ama çıkarsan da sünneti terk etmiş olursun iki şeye Peki. göre ama e, tabi bu sünnet deyip de basite almamak lazım sonuçta peygamberimiz böyle yapmış yani. vesselam. Evet. Dolayısıyla sen bir gün sonra saçını tıraş etsen, ne kaybeder ki orada hacımız? Ötüm daha de, güzeli sünneti yapmış olacaklar. Ben, ben şahsen öyle yapıyorum. Yani bekliyorum biraz. O halde burada aslında bunu geniş olarak açıkladığınız, Allah razı olsun bir kez daha soran izleyicimize de teşekkür ediyoruz. Bu noktada kafasında soru işareti olan herkesin soru işareti bitmiştir. Çünkü İnşallah. şu anda anlaşılan o ki, Diyanet'in şu anda uyguladığı şey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat yaptığı şeyin veya aynısını izin yapmak verdi. veya izin verdiği ruhsat noktasında. Verdi. Bir de şunu söyleyeyim, Buyurun, tabi efendim. bilmiyorum bu beyefendi hacca gidecek mi, gitmeyecek mi bu sene. E, gidecek olanlardan bizi dinleyenler varsa orada bizim ekiplerimiz var. Mesela fetva, irşat ekibimiz var. Çok değerli hocalarımız var orada. E, onlara sorarlar. Peki efendim. Bizzat orada da sorabilirsiniz. Evet. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aramız var. Sonrasında Diyanete Soralım programımız devam edecek. Bizden ayrılmayınız. Ben seherin nuru, akşamın nefasıyım. Ben ormanın iniltisi, dalgaların sesiyim. Ben direk, dümen, süvari ve gemiyim. Ben geminin parçalandığı kayayım. Ben kuşçu, kuş ve tuzağım. Ben resim, ayna, ses ve aksi sedayım. Ben sükut, düşünce, dil ve sesim. Ben neyin sedasıyım? Ben insanın ruhuyum. Ben taşlarda kıvılcımım. Ben madenlerdeki altın damarıyım. Ben gül ve gülün hayran bıraktığı bülbülüm. Ben tabip ve hasta, sihir ve ilacım tatlılık ve acılık, bal ve zakkumum. Ben şehir ve muhafızı, muhasırı ve duvarıyım. Ben bütün varlıkların zinciri, alemlerin dairesi, yaratılmışların mertebesiyim. Ben hübut ve urucum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an bütün insanlığa yöneltilen açık bir mesaj, Allah'a karşı gelmekten sakınanları da doğru yola götüren bir rehber ve öğüttür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalık ilişkilerini sürdürsün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden günün duası. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Sevgili izleyenlerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyanet'e soralım programındasınız. Diyanet TV ekranlarında programımıza devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz sizlerden gelen sorulara muhterem hocamız cevap veriyor ve yine dini yayınlar e, düzeltiyorum efendim. Diyanete soralım et diyanet.gov.tr mail adresinden ulaşan bir başka soruya muhterem hocam e, hemen cevaplarını verecekler. Hocam şu soru gelmiş e, efendim MBST sınavında bir soruda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabirinde ziyaret etmek menduptur ...cevabını kabul ediyorlarsa... E, ...hadis-i şerif olan bir konu... ...sünnet olmaz mı denilmiş, böyle bir şey sormuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabinde ziyaret etmek... ...mendup mu efendim? Böyle bir şey var. Şimdi sünnet pe peygamberin yaptığı. Peygamber kendi kabrini ziyaret, ziyaret edemeyeceğine mi? göre... ...herhalde sünnet demek pek uygun olmaz, mendup demek daha yerinde olur. Peygamberimiz bunu söylemiş. Beni öldükten sonra ziyaret eden hayatımdayken ziyaret etmiş gibidir. Bu sözü aslında anlamak ha, ha. lazım burada evet. Böyle diyor. Artı bir de şu var. E, bana bir kimse selam verdiği zaman ben onun selamını işitir al alırım diyor. O yüzden e, Medine'ye gelip de selam verir. Kendisine verdiğinde. şey eee etmeyenleri ile ilgili hmm. e, ho ho hoşuna gitmiyor yani öyle diyeyim. E, şimdi bunlardan dolayı biz Resulullah'ın kabrini ziyareti önemseriz ve hacca giden her vatandaşımız mutlaka Medine-i Münevvere'ye gider ve Efendimiz'in kabrini ziyaret eder, selam verir ve e, inşallah onun şefaatini umar. Muhterem Hocam, Sevil Yavuz, çok acil demiş hocama sorar mısınız? Bir soru sormak istiyorum. Adetliyken saçımı boyadım ama gusül abdesti alacağımı unutmuştum. Şimdi abdestliyim, e, abdest aldım diyor. Şimdi kabul olmaz mı diyor abdestim? Valla şimdi bu saç boyası e, bu saçın, e, boyanın saçlara gitmesine engel teşkil etmiyor galiba. Evet efendim. Yani kına gibi bir şeyse bunun bir zararı olmaz. Belli bir süre sonra çıkıyor hocam zaten yani. E, çıkar da yani o, o kapatsa da çıkar yani. Telleri kapatsa da çıkar. Evet. E, bu tabi adetliyken boyaması sonucu değiştirmez. Yani daha önce boyamış veya sonra boyamış sonucu değiştirmez. Burada önemli olan şey yıkandığı zamanı saçların başın, baş yıkandığı zaman su döküldüğü zaman ıslanması ıslanması ee, ama ancak şu bir ayrım var. Ee, saçları çok uzunsa bir hanımefendinin ve örgülü ise saçların dibine e, su ulaşması kaydıyla örgülerini çözmesi gerekmiyor. Evet. Ee, ama onun dışında saçlar da yıkanması gerekiyor başla beraber. Evet. evet. Ee, ve Onun için diyorum ki zaten ben o boya eğer saçları kapatan bir cinsdense, e, plaka değilse hiçbir sakıncası olmaz zaten. Peki efendim. İstanbul'a uzanıyoruz. Bir izleyicimiz hattımıza İbrahim Kaya. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar İbrahim Bey. Ha, i̇yi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Sağ ol. Allah razı olsun. Hocama bir soru soracaktık da. iki sorumuz vardı bizim. Lütfen buyurun efendim. Ha, namazı kılarken eksik kıldığımız zannederek fazladan bir yağda iki rekat kılıyorum. Bu cazi mi? Birinci sorumuz evet. bu. Bunu bilerek kılıyorsunuz değil mi yani? Siz fark ederek kılıyorsunuz. Yani e, fark etmeyerek. Yani şöyle söyleyeyim. E, biz heyecanlanıyoruz hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Heyecana <laughs> gerek yok. Namazı evet. kılarken. Ben, ben anladım sizin tamam, dediğinizi. İkinci soruya ben geçelim. Ben şimdi... İkinci sorumuz <laughs> borç oruçlarında orucumun bozarsam da 61 gün borç tutmam gerekir mi? Peki efendim. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Saygılar. Allah razı olsun. Çok sağ olun İbrahim Bey. Selamlar. Aleyküm selam. Muhterem hocam, ee, tabii namaz kılıyoruz. Bazen efendim farklı şeyler olabiliyor. Acaba diyoruz üç mü kıldık, dört mü kıldık? Herhalde üç diyoruz. Sonra bir dörde tamamlamak Hı. için Güzel. gidiyoruz. Şimdi bakın, bu gerçekten herkesin başına gelen bir şey. Hepimizin de gelmiştir hocam. <laughs> Niye? Çünkü biz namazda dünyalıklarla uğraşıyoruz genelde evet. böyle. Biraz sıkıntı ondan kaynaklanıyor. Yani gönlümüzü tam anlamıyla namaza verebilsek belki o olmayacak da. Bazen veremediğimiz oluyor. Tam Kafamıza Hocam, başka verenlerde de olabiliyor ba ya. Unutuyor. başka meşgaleler de giriyor. Evet. Şimdi eğer bir kimse yanılmışsa, yani yanlışla tereddüt etmişse, evet. kıldığı rekat sayısında tereddüt etmişse ve bu ilk defa başına gelmişse namazı bozar, tekrar başlar. İlk defa başına İlk defa başına gelmişse. Başına gelmişse. Ha yok, ara sıra böyle oluyorsa o zaman bakar. Şimdi ben bir dört namazlı rekatlı namazdan örnek, örnek vereyip, veriyoruz Mesela öğle namazı kılıyoruz. Kalktık. Acaba benim bu kıldığım birinci rekat mıydı, ikinci rekat mıydı? Şüphe ettik. Eğer gönlümüz bir tarafa kayıyorsa buna zannı galip diyoruz biz. Ha ben bir kılmıştım galiba diyorsa bir kılmış farzeler bu onun üzerine devam eder. Ama Ha iki kıldığı yönünde ise iki kılmış farz eder ona göre devam eder. Fakat böyle gönlü bir tarafa kaymıyorsa. Tam ya bir de olabilir, iki de olabilir diyorsa evet. O zaman kendisi az kıldığını esas alır. En yani en az hangisi ise Bir kılmış gibi kendisini esas alır. Esas alır. Ama iki kılmış olma ihtimaline de binaen bu rekatı bitirdikten sonra oturur. Tamam. Ettahiyatü okur. Birinci oturur dediğimiz e. oturur. Ayağa kalkar. Tamam. Bir rekat daha kılar. Tamam. Fatiha okur. şun şey zam şura sure okur. Fars. Rükû secde. Ha, rükû secde yapar yine oturur. Niye? Hı. Çünkü bir kıldıysa ikinci rekattan sonra oturması vacipti. Ondan sonra ettahiyatü okur yine kalkar. Bir rekat daha kılar bu sefer Fatiha'dan sonra sure okumaz. Yine oturur. Rükû ve secdeden sonra yine oturur. Niye? Çünkü dört kılmış olma ihtimali var. Tereddüt etti ya bir miydi iki miydi? Biz bir esas alarak namazı defa devam ediyoruz. Yani. Bir daha oturur. Ettahiyatı okur, ayağa kalkar. Bir rekat daha kılar Fatiha'dan sonra sonra okumadan. Tamam. Oturur. E, Fatiha okur. Şey, et, e, şey, -tahiyyat Tahiyyat okur. 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 Bari. Sağına soluna selam verir. Selam verir. Hmm. Ondan sonra secde yapar. Sehiv secdesi. secdesi. de yapar. Sehiv secdesi deriz buna. O secdeyi yapar. Ondan sonra tekrar oturur ettayatu salli barik biliyorsa Rabbena atina Rabbena firde dualarını okur ve selam verir. Yani ne yaptı şimdi bu? Tereddüt ettiği andan itibaren her rekattan sonra oturdu. Evet. Oturdu. Ama azı esas alarak namazını tamamladı. Peki hocam diyelim tereddüt etti. Böyle de diyelim bu bahsettiğiniz şeyi de yapamıyor. Yani acaba nerede oturacaktım, nerede kalkacaktım diyelim ki anlayamadı. Şu an dinledi diyelim ki anlamadı. Yarın böyle bir şey başına geldi. Ne yapacak bu arkadaş? O o zaman hemen o, selam o, o bir selam versin veya otursun hatta yatıyor olsun selam versin. iki rekat kılma tamam. tamam. ihtimalle binaen tekrar kilsin. Baştan tekrar Peki namazını öyle. kılsın. Ama abdest o, bozulma durumu burada? Yok. Pek Yok. Usul bu. Söylediğim Peki, usul da çok da zor değil aslında. Hay hay yani anlaşıldı belki ihtimal olarak. Hmm. Bir kez daha sormak istedim muhterem hocam. Bir ikinci sorusu ee, var. Diğer de. soruyla ilgili de e, hemen e ee, buyurunuz muhterem hocam. Şey, bir şey var? Ee, bir izleyicimiz var hattımızda. O, kısaca cevap verelim öbürüne. Hay hay. Şimdi neydi bu? Kaza orucu tutarken evet. bozarsam 61 gerekir. Gerekir gerekmez. 61 sadece Ramazan ayındaki Ramazan orucunu bozarsa gerekir. Gerekir. Hmm. Çünkü bu o ayın saygınlığını yok ettiği için onu ona bir ceza. Ha, bir ceza. Hmm. Onu etki Hetki, hürmeti Ramazan diye ifade edilir. O hetkin karşılığını bulamadık. Ramazan'a hürmetsizliğinden, hürmetsizliğinden dolayı. dolayı. Peki efendim. O ceza, o da 61 gün değil, 2 aydır. Peki efendim. Bir günü kazadır. Çok teşekkür ediyoruz. Muhterem hocam, ee, Allah razı olsun. Evet. Net olarak anlamış olduk. Afyon'a uzanıyoruz. Bir izleyicimiz attığımızda iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Şimdi benim size kısa kısa 4 tane sorum var. Buyurunuz. Ben oturduğum yerden bir başka ile oğlumun yanına gidiyorum. Evet. Şimdi giderken, ee, mesela öğlen namazı evimden çıkmadan okunuyor Ben bu namazı kılmadan Yola çıkıyorum 120 kilometre gideceğim evet, evet. Şimdi ben oraya gittiğim zaman Bunu kaza olarak mı eda etmem lazım Aynı durum oradan evime gelirken de oluyor Kaza olarak mı Yani affedersiniz Seferi, olarak, seferi evet. olarak mı yapmam lazım Yoksa dört rekat mı kılmam lazım Peki, evet. İkincisi Abdest alıyorum Ağzımdaki takma dişlerimi çıkarmıyorum Evet eee abdestimi alıyorum. İshab ediyor, yemek yiyorum, çıkarıyorum. Çıkardığım zaman bu abdestim bozuluyor mu? Üçüncüsü, sabah namazının farzını kılarken ammeyi okuyorum ilk rekatta, ikinci rekatta amener resûlü'yü okusam namazıma bir zararı var mı? Okunabilir mi? Aynen. Aynen. Dördüncüsü, biz çocukluğumuzdan duymuştuk ki Allah'ın verdiği ömür ne bir dakika uzar ne bir dakika kısalır. Evet. Ama diğer taraftan da çok ibadet yapın, ömrünüz ve rızkınız uzasın. Bu biraz bana çek yani hafızamda buna bir şey bulamıyorum. Hayır. Bunları öğrenmek istiyorum. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür, Eğer... ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz, Çok teşekkür Saygılar. ederim, sağ olun. Sağ olun, Saat afiyet İyi. diliyoruz. Efendim ilk soruyla hemen başlayalım. Çok, çok, çok güzel sorular sordunuz. <laughs> evet, izleyicimize teşekkür ediyoruz, sıhhat diliyoruz. İlk soru şu efendim, 120 kilometrelik bir mesafede ezan okundu veya okunmadı, önemi yok. Gittiğimde seferimi kılacağım, aynı gün içinde geri dönüyorum diyor. Seferimi kılacağım. Şimdi dururuz. bu hanımefendi öğle namazı vakti çıkmadan önce ulaşıyor ise ulaşma önemli değil. Hmm. Bulunduğu şehrin son evini çıkmışsa artık misafirdir. Hmm. Şimdi Afyon'dan da değil mi? Evet evet. Yani şimdi öğle namazının vakti diyelim ki birde başlıyor, dörtte bitiyor. Evet. Yani 4'ü biraz geçiyor şimdi ama zaten 1'e çeyrek kala da başlıyor. Şimdi bu hanımefendi saat bir buçukta çıkmış namazı kılmadan evinden. Ve 1, bir, iki de diyelim ki Afyon dışarı çıkmış. Artık bundan sonra seferidir. Dolayısıyla bu namazını kıldığı zaman seferi olarak kılacaktır. Kılacak. Eğer e vardığı yerde namaz vakti çıkmamışsa tabi Eda olarak iki rekat kılacaktır. Ama namaz vakti çıkmışsa kaza olarak iki rekat kılacaktır. Peki efendim. Bu bir. Ee, Ama eğer memleketindeyken, Afyon'dayken e, namazı kılmadan, daha çıkmadan öğle namaz vakti çıkmış olsaydı, o zaman bunun kılması, kaza ederken dört rekat kaza etmesi gerekir. Peki memleketindeyse mecbur uyuyacak, e, dört rekata dışarıda. Yani ise, seferilik hali, hali. E, şehrin son evi çıktığı andan itibaren başlar. Peki efendim. Bunu anlamak lazım. Bu, İkinci soruya hemen geçelim hocam. İkinci soru ağzımdaki dişlerimi diyor abdest aldığımda çıkarmıyorum. Sonra yemek falan yerken ondan sonra çıkarıyorum. Acaba abdestim bozuluyor. Abdestte ağzı yıkamak sünnet biliyorsunuz. Evet efendim. Dolayısıyla bu ağzını bir defa dişlerin altına su ulaşıyorsa problem yok zaten. Ulaşmıyorsa da Sonuçta en şeyle fazla sünneti terk etmiş sayılır. Onun için abdesti bozulmaz. Yani doğa çıkardığı zaman bu mest gibi olmaz yani ayağındaki mesti çıkarma gibi olmaz. Bu dişi çıkarmak veya ne bileyim eldiveni çıkarmak vesaire onun gibi olmaz. Peki efendim. Bir başka sorusu da şu ile izleyicimizin sabah namazında birinci rekatta hmm. amene düzeltiyorum ammeyi Amme. okuyor. Yani sonraki Amme bir sureyi cüzdan. okuyor. E, daha sonradan daha önceki. Amen Resul. Öncekini okuyor. Şimdi bu bizim kitaplarımızda. Değişebilir isimleri bu, yani. Bu evet. bizim kitaplarımızda gerçekten ilmuhallerde adab olarak evet. işte birinci rekattaki okunan sure ikincisinden uzun olur. Birinci rekattaki sure ile ikinci rekattaki okunan sure arasında başka sure atlanmaz. Tek sure, tek sure atlanmaz. Evet. Mesela şöyle diyelim herkesin bildiği birinci de Lemteray okumuşsa. İkincisinde erayet elezi okumaz dilafi atlayarak. Tabii ben herkesin millet evet. insanların bildiği ismiyle Fil Suresi falan demiyorum. Erayet dedim. Erayet elezi. Böyle şeyler var ama bunlar ta tamamen e, insanların e, o Kur'an-ı Kerim'e saygısı, adaptan kaynaklanan şeyler. Yoksa bunların ayette, hadiste bir kaynağı yok. Bir de birinci rekattaki okunan sureden sonra ikinci rekatta daha yukarıdan okunmaz. Okumamak lazım. Bunda kerahat var. bunları bunlar. diyorlar. Ve bu, bunlar şey değildir. Bir kaynağı Bağlayış yoktur bunlar. Peki Kur'an-ı Kerim'dir her tarafı. İstediğiniz i̇şte yerde okuyun. İstediğiniz okuyun. Peki efendim. Yani nasıl okudu döndü gitti. Bakara'dan herhangi bir ok Rabbena okudu, ile başlayan okudu, dua etti. Namazına okudu. bir zarar gelmez ama adab olarak hay hay. kitaplarımızda bu var. Becerebiliyorsa o adaba uysun tabi. Hay hay efendim. Peki. Ee, son olarak da kıymetli hocam zaten programımızda sonundayız. Eee ömürle ilgili olarak yani ömrün uzaması kısalması söz konusu değil. Ecel geldi mi alır gider. Ama rızkla ilgili yani e, sadaka verin ömrünüz uzasın gibi hadisler var. Buyurun efendim. Şimdi bu bir defa e, akaytte, ecel değişmez diyoruz. İzâ câe eceluhum <laughs> Kur'an-ı Kerim'de la yesteğhûrûne sa'aten ve la Ecelleri geldiği zaman bir an öne alamazlar, bir an, geri. bir an geriye alamazlar. Bundan hareketle İslam alimleri, akaid alimleri, evet e, ecel değişmez diyorlar. Ölüm sebebi değişir. Ama ölümün vakti değişmez. bu, bu Sebebi şey bu. değişir. Sebep değişebilir. Hmm. Şimdi bu tür ayetlerin, hadislerin affedersiniz. Yani sadaka ömrü uzatır gibi. Hadisleri şöyle anlıyorlar daha çok. Ömrün bereketini artırır. Yani insan vardır. Bir günü bir ömre bedeldir. İnsan Eziyet. vardır, bir ömür yaşar, bir güne, bir günlük değeri yoktur. Evet efendim. Yani bu sadaka ömrü artırır derken, ömrü bereketlendirir. Güzel yaştırır. İnsanın, i̇nsanın daha salih ameller işlediği bir hayat. Müreffeh bir hayat. Dünya ve ahiret için müreffeh bir yani. hayat. Sadece dünya için evet bunu? o şey olmasın. Yani bu anlamdadır. Şeklinde e, bu hadis anlaşılıyor. E, yoksa e, şey olarak... E, bir akaid yani İslam i, akaidi veya el sünnet akaidi olarak ömür değişmiyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Muhterem Hocam. Bir Bu şey soruyla diyeceğim. birlikteliğimizi noktalamış oluyoruz. Efendim e, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizleri aydınlattınız, bilgilendirdiniz. Ben Allah razı olsun. Teşekkür Tüm teşekkür izleyicilerimiz olsun. adına çok çok teşekkür ediyoruz. Saati ben afiyet diliyoruz ederim. sizlere de. Sevgili izleyenlerimiz her gün olduğu gibi bugün yine bizlere kıymetli hocamız Denişleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamız bilgilendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Nasip olursa yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim. İyi akşamlar, hoşçakalın.